Basın Kulübü köy buluşmalarını ekranlara getirmeye devam ediyor. Bugün Gelen Dost'un Çaltı köyündeyiz. Burada festival var. Birincisi düzenlenecek olan Sarımsak Festivali'ni sizler için görüntüleyeceğiz. Hüseyin Kağıt konser verecek. Yine birbirinden güzel etkinlikler yapılacak. Çaltı köyü sarımsağı ile ün yaptı. Önce Türkiye, sonra dünya duyacak sloganı ile yola çıktı ve bugün 3000 dekar alanda 200 ton sarımsak üretiliyor. Buraya gelen tüccarların söylediği tek bir söz var: sizin sarımsağınız Kastamonu'nun Taşköprü sarımsağından daha kaliteli. Biz bu sarımsağı satmaktan gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz diyorlar. Bakalım Çaltı'da Sarımsak Festivali'nde bizi neler bekliyor? Diyorsunuz değil mi? Evet anneciğim. Vallahi mis gibi de kokuyor. Burası sarımsak kokuyor. Anam nereye yersen ye sarımsak burcu burcu kokar. Değil mi burada? Tabii tabii. Her derde deva. Her şeye mevsim eritirsin suyunu. Tavuklarıma bile veriyorum ben bunu. Gerçekten tabii mi? Gerçekten. Bunu eziyorum. Bidona dolduruyorum. Sulandırıyorum. Civcivlerim ölmesin diye onlara vitamin veriyorsun annem. Ya bak gördünüz mü? Da yaşıyorum. Buraya geldim. Ben doğma büyüme Çaltı köyündenim ya. Ben Isparta'da yaşıyorum annem 30 senedir. Sonra buraya geldim. Evet, dikmeye geldim bugün. Nasıl dikiyoruz, bana bir öğret. Şöyle tutuyorsun annem şu köşeden şöyle. Ha. Böyle böyle tek 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 sok ittik mi? Bunlar tek tek kök verir. Bir taneden 11 tane kafa olur. 30 tane kafa olur. Kelle çeviri bu. Kelle çevirdiğin için biz de bunu örengiye sunarız, satarız Allah kısmet ne kadar zamanında çıkıyor? Bu anam 15-20 güne kadar çıkar. Öyle mi? Evet. Senede kaç defa topluyor? Bir sefer toplarız ama 6 aydan 6 aya hemen şey deriz, Ağustos'ta toplarız yavrum bunu biz. Geç kaldı mı bu erir annem, kayıp olur bununla. Toprağın içinde erir. Evet, sıcaktan erir anneciğim. Bir tane de ben dikeyim mi? Sana güzelliği vereyim de onu dik anam. Göktaşlısını dik. Ben bunu akşam göktaşa yatırttım. Şu köşe yere yatırdım. Göktaşa yatırttım. Biz ekinlere bunu göktaşı kullanırız. Hastalık olmasın diye. Tamam. Şimdi o zaman ben bunu aldım. Şuraya koyuyorum. Şöyle yapacaksın. Nasıl yapacağım? Şu şekil dikeceksin. Heh. Şu gördüğümüz sapkı sapsız anneciğim. Aşağı gelecek. Evet anneciğim. Bu şöyle pürçek sallayacak. Anladın? Kafada diktim. Güle güle Allah bol olsun. Isparta'ya gel ben yedireyim sana. Toplamaya geleyim mi? Gel kızım ikimiz geliriz. Selamun aleyküm. Aleykümselam. İşte Isparta'nın, Gelen Dost'un, Çaltı'nın verimli topraklarında gördüğünüz bu sarımsak yetiştiriliyor. Ve Çaltı ortalama 200 ton bir sarımsak üretimi gerçekleştiriyor. Ve sarımsak da zannedersem şimdi dikim zamanı değil mi? Dikim zamanı. Çaltı'nın sarımsağı nasıl patladı gitti böyle ya? Sarımsak bizde daha önceden de vardı ama bu kadar çok dikmiyorduk. Sadece kendimize yetimlik dikiyorduk. Bu tohumlar nineden kalma tohumlar. Zirai tohum değil. Ninelerin sandıklarda sakladığı, evlerde sakladığımız tohumlar. Orijinal 150-200 yıllık tohum bunlar.
150-200 yıllık tohum. Tabii. Bunlar sonra zirai tohum değil. Yani ninelerden, birbirimizden bunu çoğaltarak bu hale getirdik. Ha, o zaman bu sarımsağın özelliği buradan kaynaklanıyor. Sarımsağın özelliği orijinal tohum. Bakın bir şey daha öğrenmiş olduk. Yani 100 yıllık, 1 asırlık sarımsak tohum bunlar diyor. Tabii. Az değil ya, 1 asır ne demek ya? Tabii bunları her bir şeyden 8-10 tane olur. Bunu topladıkça, komşu çoğalttıkça birbirimize aktararak bu şekilde dikime artırdık. Peki burada herkes diker mi böyle? Köyün tamamı diker. Tamamı. Tamamı diker. Bakın değerli izleyiciler, işte bir asırlık tohumlar, nenelerimizden, dedelerimizden, atalarımızdan kalma dedikleri tohumları dikiyorlar. Ve Çaltı sarımsağı markalaşıyor, gerçekten markalaşıyor. Kastamonu Taşköprü sarımsağını önce rakip olmuştu, şimdi zannedersem artık geçti diyebiliriz. Hem tüccarların söylediği şey bu, hem de üreticilerin söylediği şey bu. Çünkü orijinal tohum. Şimdi ben orada anons ediyorum, ablam da diyor ki bir de diyor para etse diyor her şey tam diyor. Para etmiyor mu abla? Etmedi tabi, geçen yıl etmedi. Neden? Herkesinki elinde kaldı. Gelen tüccarlar neyse gelmedi ki. Ha, bu seninki nerede? Ya bunun şöyle bir şey o zaman değil mi? Tanıtıma ihtiyacı var bu sarımsağın. Evet, tanıtım, gerçek reklama şeyimiz var. Yani bunu tanıtmak gerekiyor. Isparta aslında tarımsal potansiyeli bakımından çok zengin bir şehir. Elması, gülü, her şeyi var Isparta'nın. Her şeyi var ama tanıtamıyoruz kendimizi, şeyimiz yok. Buradan bütün tüccarlara seslenelim. Gelin bu sarımsağı bir görün. Çaltı'nın sarımsağını görün. Emin olun bir başka yerde sarımsak aramayacaksınız. O kadar kaliteli, o kadar organik, o kadar doğal bir sarımsak. Hiç ilacımız yok, şeyimiz yok, gübremiz yok. Her şey kendi şeyimiz. İnşallah para eder. Bir gram organik gübre yok, gübre yok, fenli gübre yok. Tamamen geçen yıl attığımız hayvan gübresi, onun üzerine dikiyoruz. Yani biz değil, komple komşu öyledir. Bizde gübre atılmıyor. Çok iyi ya. Bu yani gerçekten onunla yaparız. Kaliteyi de artırır, verimi de artırır. İyi, biz sizi çok tutmayalım. Hadi kolay gelsin size. Gel harmandan yar kaça. Dım ormandan sevdanı çeke çeke yar kesildim dermandan harmandan. Gel harmandan yar kaça. Dım ormandan sevdanı çeke çeke yar kesildim. Bu kadar adam var, niye bir tek sen çalışıyorsun ya? Hepsini hazırladık da ben de sana görüneyim diye, televizyona çıkayım diye. İyi değil mi? Dedim bütün işleri sen mi yaptın yoksa yok, ya? Yok, hepimiz beraber yaptık da son kaldığı ben yapıvereceğim. Size ikram edelim diye, iyi değil mi? Ay çok iyi, ben çok sevdim bu işi. Afiyet olsun şimdikten. Sağ olasın. Ne yaptınız burada bugün? Yaptık. Misafirler gelecek yesinler diye. Maşallah bayağı da çokmuş ha. Şimdi siz de az mı geldiniz? Çok geldiniz. 5 sinir su böreği yapıyoruz. Vallahi biz 3 kişiyiz. Gerisini biz bilmeyiz. Ama bizim için size yeter. O zaman kalan da biz yiyelim, olmaz mı? Kimseyi çağırmayalım. Kendimiz oturalım. Kendimiz de yiyelim. Gelen misafirler de yesin. Ne yapıyor İkramı. Şimdi? Su böreği yapıyor. Su böreği yaptık. Açtık. Pişirdik onları. Sizi de görsünler diye. Hazırladık, kaynatacağız, döşeyeceğiz. Bir tanesi kaldı, açılacak. Beraber yapacağız. Beraber yapacağız. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Bana mı? Eyvah! ben seni üzmem, ben açarım senin ama için. Ama sana açtıracağız, seni bekliyoruz dediler. Yok yok.
Açtırmadan gönderme izliyorlar. Efendim. Bu ne yapıyor biliyor musun? Böyle köylere geliyor. Evet. İşte kadınları oturtuyor böyle köy kadınlarına. İşte. Ha, yaptırıyor. Kendisi kenarda elinde mikrofonla basit geliyor ona tabii. Evet. Hadi bir yarışın diyor. Hanginiz önce bitirecek bakalım diyor. İyi ya, iyi düşünmüşsünüz onu. Öyle mi? Bunu açtırın. Bu, evet. Bu bir açsın bir öğrensin. Bir tane alakodum. Ha bak ver ona bir ver. Bak. İşte bu bir taneyi bizim Melike'ye ayırmışlar. Şimdi Melike bunu artık su böreği mi olur, sarımsak böreği mi olur, ne böreği olur bilmiyorum. Daha doğrusu börek olur mu onu da bilmiyorum. Bir bakalım, bir deneyelim. Sen yapacaksın tabii. Yani. Şimdi kameraman şu ekibi bir göster, herkes burada bak. Burada bizi zannedecekler ki bir kişiyle yapıyoruz bu kadar işi. Aslanım, bir tanem sevdalım, vay vay. Sarımsak, bunlarda sarımsak var mı? Burada sarımsak biliyorsunuz her derde deva. Her şeyin içine de sarımsak koyuyorlar. Dişlerim ağrıyor diye, kokmasın diye size diyor, yapmadım diyor. Hakem sen misin abla? Kim? Hakemlik ne var? Hakemlik. Bir şey yok. Tamam. Hadi aç bakalım bir görelim. Yapabilir mi? Vallahi yapamayacağım. Ben vallahi hiç yapmadım ha. Ay anne çok özür dilerim. Gideceğiz bari. Hadi bak yap bakalım. Ne oldu? Ben yapamazdım. Daha bitmedi ki. Bir şuna bak, bir buna bak. He. Şimdi bunları böyle küçük küçük açıyorsun, sonra abla onları büyütüyor. Ben küçük açma kısmındayım. Onu ben de açarım ya. O kadar ben de bir şey sandım. Tamam açacağım. Dur. Şey köşelerini. Kız dur, söylemiyor. Abla şimdi ben onu güzel demem de ben günahsınız bakalım. Abla bir dur be. Gıylanlı az gıylanlı. Un kakkari. Yani bıraksak bunu dökecek üstüne. Ya şurada kenardaki unu alacaksın. Ne yapıyorsun oraya hemen gidiyorsun? Ay kaç defa börek yaptınız Mehmet Bey? Ben burada... Ya börek yapmadık ama biz kaçıncı börek sahnesi bu bizim? Öğrendik artık. İzleye izleye öğrendik. Bir şey olmadı ya. Ben şöyle uzak durayım da üstüm başım battı. Artık düzeltemiyorlar bile gördüğünüz gibi. Düzelir mi? Ya Melike sen niye hemen savunmaya geçiyorsun? Yapamadın. Olmadı işte. Daha bu işler kolay değil öyle. Goley bir şey yok. Seninki golü alınca da benimki zor bir. Abla iyi açmıyor mu ya? Ben ilk denemem ha. Şimdi şöyle yapalım ya. Siz de buraya gelseniz hepiniz. Şuraya oturun, kenarlara gelin. Ben şurayı bir organize edeyim. Abla nasıl açtın? Pek güzel açtın yavrum. Biz beğendikten sonra herkes beğenir. Ya. Ne derim tabii. Daha sen misafir olunca ancak çocuğu. Burada büyüklerin varken ayıp olur öyle çok şey yaparsan. Dedin ha? Olmaz. Şimdi hepimiz bir din kardeşiz. Doğru. Ha, hepimiz bir din kardeşiz. Doğru. Hepimiz al bayrağın altındayız yavrum. Doğru. Ha, sen iki tane, ben iki tane. Hepimiz aynı. Ama ben bu işi yaptım değil mi? Yaptın. Yaptım. Şimdi bizden aferimi de aldın. Oh. Bu işi de yaptın yavrum. Oh. Vallahi. Şimdi. Neyi var mı? Kaynanan var mı beğenecek? Kaynanam yok kız. Gösterişe çıkar. Sen merak etme. Yaptım bunu. Bekarım. Şimdi. Bu baklavaları nasıl yapıyorsun? Aman baklava ne be? Börek. Su böreklerini nasıl yapıyorsun? Kim anlatacak? Dur. Dur. Önüne geç. Bekle. Abla adın nedir senin? Kudret. Kudret abla.
Kudret abla nasıl yapıyoruz şimdi su böreğini? Su böreğini yumurta ve un olmak üzere ilkin yumurtayı kırıyoruz. Sonra unla birlikte hamur haline getiriyoruz. Evet. Biz niye 10 tane hamur melek. Kapalak ediyoruz. Evet. Tamam. Onu yapıyoruz. Ondan sonra böyle açma işlemi oluyor. Sonra da suyumuz kaynıyor damda. Sonra onu kaynatıyoruz. Onu bu hamuru suya atıyoruz. Açtığımız hamuru. Sonra da ziniye seriyoruz. Ya maşallah. Akşam ben bunların hepsini yaptım ablam bu gelinlerle. Bunlar üstüne kondular. Bak böyle bir de hava atarlar ama. Bak yaptım böreği sonra gelen dosa gittim tam. Sabah 8'de de tekrar geldim. Onun için yaptı. Biz açık dışarıdan olunca sonradan geldik. Ne edelim? Ha, kavga çıktı. Değil mi abla? Şimdi değerli izleyiciler, ilk geldiğimizde burada bir kişi oturuyordu. Ablam oturuyordu. İsmi neydi abla senin? Sergi abla oturuyordu burada. Dedik ki herkes kenarda tribünlerdeydi. Yani halı tezgahını tribün yapmışlar. Oraya oturmuşlar. Ya diyor ben onları yaptım da diyor. Biz hani bir tane de diyor artık diyor görüntülük olsun diye diyor. Oturdum burada diyor. Meğerse işin aslı başkaymış. Ne dedik? Beraber yaptık dedi. Beraber yaptık dedi. Ben aha hayatta şöyle. Dedim bütün işleri sen mi yaptın yoksa yok, ya? Yok hepimiz beraber yaptık da. Son kaldığı ben yapıvereceğim. Size ikram edelim diye yedim. Yaptım demedim. Beraber yaptım. Gösteriş oldu diye dedim. Tamam abla niye sinirlendin sen şimdi? Hayır baktık sen yapabiliyorsun zaten. Sorun yok orada. Üstüne konmuş dedi ya burada. Sen de öyle değil mi? Şimdi o akşam ben dedim. Ortalığı karıştırıp gideceğiz şimdi. Şimdi herkes yapmış o zaman. Tamam mı burada? İşit tabi. Bizimki işin şakası zaten. Gülelim diye yapıyoruz. Yoksa biz biliyoruz bu kadar tepsi su böreğinin bir kişinin elinden çıkamayacağını. Burada çünkü birlik beraberlik ister böyle şeyleri yapmak. Onlar bir araya gelmişler. Güzel bir ruh katmışlar içine. Bize çok güzel su börekleri hazırladılar. Kız Melike gittin orayı 5 dakikada karıştırdınlar. Şurada ne güzel yapıyorduk biz. Ya ben o karıştırma işlerini yaparım abla. Ben de aynıyım ablam bak. Melike gibiyim ben de. Karıştırırım hemen ben. Başka kanallarda da aynı yapıyor. Ben karıştıracağım ama karıştıramıyorum diyor. Bizi becerdin herhalde. Becerdi değil mi? Şimdi eski önceki programlarda ben hep böyle milleti birbirine düşürüp böyle bir bomba patlasın diye bekliyordum. Burada hiç uğraşmadım vallahi. Bir anda karıştırdım. Melike gibi olduğum için yani o konuda başarılıyım. Vallahi burası iyi oldu. Siz iyi neşelisiniz maşallah ya çok güzel. Aman 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 amanın bildim bekar halimi vay vay. Gördüğünüz gibi geldik ocağın başına. Şimdi hamurları, yufkaları mı denir, kaynatıyoruz. Ne koyduk suyun içine? Suyun içine tuz koyduk abla. Kaynayan suyun içine tuz koyduk. Sadece. Ocağı yaktık. Şimdi tek tek, biz de bunu bölerler. Siz de bütün yapıyorlar. Evet. Bölerdik de hani çıktığı için bölmüyoruz. Bütün çıktığı için yani. Her şey yük olduğu için. Bütün çıktığı için bölmüyorlarmış. Ben de böyle giydim gördüğünüz gibi. Tam bu işe şeye döndüm. Yapacak insana benzedim. Şimdi ben de kaynatam ya. Gelin ömrüm çok olsun vay vay. Haydi de gelin ömrüm çok olsun. Ben de bir tane kaynattım. Oradan alıp soğuk suyu koyuyoruz. Sonra tepsiye diziyoruz. Abla senin adın ne? Adile. Adile abla sen şimdi niye beni oturtturdun oranın başına? Seni çok sevdiğim için her programlarda çıkıyorsun. Neşelisin benim gibi böyle her tarafa gülücük saçıyorsun o yüzden. Vallahi o hazırlanmış. Kafaya koymuş. Hayır hazırlanmadım. Bak Konya'dan misafir geldim sarımsak dikmeye. Geçim şartı zor şehirde. Burada o yüzden yani. İzliyor musun sen? Evet. Beni? Hiç kaçırmıyorum ekibinizi. Vallahi çok sağ olasın ya.
bir geldim dedi ki direkt seni oturtturacağız oraya, sen açacaksın dedi. Evet. İçinden şey o başlattı ama açtım, ne oldu, açamayacağım. Ellerine sandım. Sağlık, çok güzel açtın. Bak oğlum var, oğluma alacağım seni, gelin oğluma alacağım seni bak. Ben Ayla. Seni çok sevdim, benim gibi neşelisin bak. Oldu sayın seyirciler, hepinize çok teşekkür ediyorum. Benden bu kadar, hoşçakalın. Bu da benim gelin adayı oldu diyormuş, şöyle gelini. Burada işler çok karıştı valla. Karışma Melike'cim, gel. Valla çantada işler çok karışıyor, bir anda olay başka bir yere gidiyor. Ben kaçıyorum, hadi siz böreği izleyin. Olarak sıra geldi pişirmeye. Evet. Abla çevire çevire yapıyoruz. Ha, çevire çevire her yeri pişecek eşit bir şekilde. Fırındakinden farkı ne şimdi böyle? Fırındakinden farkı hani odunda pişiyor ya, lezzetli oluyor. Ama fırında lezzetli. Kuruyor bu üstü. Bizim kameraman İbrahim bunu gördü, diyor ki nasıl olacak diyor, onun üstü nasıl pişecek diyor. Nasıl pişecek abla? Başka merak edenler olur. Ha, onun üstü nasıl pişecek? Şimdi piştikten sonra biraz soğumaya bırakacağız. Ondan sonra öbür zininin altını yağlayacağız, arkasını. Evet. Şuraya koyacağız. Kapatıverecek, kaydıracağız. Aman 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 bildim bekar halimi, vay vay. Şimdi abla diyor ki bunu diyor, yer gibi mi yapacağız diye. Melike de diyor ki olur mu öyle şey ya, yiyeceğiz diyor. Ya niye oturduk diyor. Ya hiç siz bunu yer gibi yaptığını gördünüz mü? Şimdi size çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Gerçekten bizim için çok zahmete girmişsiniz. Afiyet olsun. Çaltıyı her yönüyle tanıtıyoruz. Biz çaltı tamam sarımsağı ile ün yaptı. Türkiye'de adını kısa sürede duyurdu. Ama çaltının kadınları diyor ki bizim sadece sarımsağımız değil, işte su böreğimiz de var dediler. Bize bir su böreği yaptılar. Ben mesela hep merak etmişimdir. Bu nasıl icat edilmiş? Hiç bunun tarihçesini bilen var mı içinizde? Çok ilginç. Ya şimdi ben izliyorum sizi uzaktan. Bakıyorum. Bir tarafta açıyorsunuz hamuru, diğer tarafta sıcak suyu atıyorsunuz, çıkarıyorsunuz, soğuk suyu atıyorsunuz, seriyorsunuz üstüne kat kat. Kim icat etmiş bunun tarihçesini bir araştırmak lazım ya. Sizi izlerken orada aklıma o geldi. Bunu da hangi, ya nasıl bir akıldır? Garlağı yapardı bunu. Bizim köyde yaparlar. Bayramlarda, düğünlerde yaparlar. Çilleli de ama yemesi çok güzel. Yapması zahmetli. Tabii yapması güzel. De, yemesi de çok güzel. İyi. Hadi yiyelim o zaman ya. Aman 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 bildim bekar halimi, vay vay. Hepinize eline koluna sağlık. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Yani buranın su böreğini en azından göstermiş olduk, tanıtmış olduk. İşte 4-5 tepsi yapmışsınız. Bir tepsi de şimdi şeyde ocağın başında. Çaltının kadınları hamarat. Aynı zamanda çok misafirperversiniz, çok Kadir Şinas'sınız, neşelisiniz, bizi güzel karşıladınız, çok mutlu olduk. Pazar... Çok güzel de mutlu olduk yavrum. Siz çağırın, biz geliriz her zaman. Siz bir... Buyurun gel. Sağ olun, eksik olmayın. Kamera açık olunca kimse yemeye cesaret edemiyor. Böyle herkes bir şey oldu, uzak durdu. Kayıttan çık da biz biraz börek yiyelim. Bu yazıyı elim alıp yazmadım. Yazan elleriniz mübarek olsun, Allah razı olsun. Göğsünde kaba kaba bulutlar, iki güzel durmuş kapı kilitler. Kanasından doğmuş bekar yiğitler. Hangisinden ayır en gönlümü, olan gönlümü?
beni boşalsa nereye gideceğim? onu mikrofonu alıp oraya söylerken düşünecektim onu. Boşayamaz be. O nereye gidecek o düşünsün. Öyle ya. Değil mi? O 72 yaşında. Ben de 67-68 yaşımda boşayamaz değil. Ya sana ne boş, belki bir daha vurulacak sana şimdi bu sesi duyduktan sonra. Bir de tersinden düşün ya. Açık kıza da. Kızarsa boşver, aldırmayalım. 40 yılda bir köye televizyon gelmiş, o kadar olacak dersin. Ha. Geçer. Gidelim mi? Elinize, kolunuza sağlık. Size de sağlık. Senin de ağzına sağlık. Hadi hoşçakalın. Arkadaşın gülü, yürüyüşünden belli, haçam buz belli. Haçayı sorarsan, arkadaşın gülü, yürüyüşünden belli, haçam buz belli. Gah. Kaç yaşındasın dede sen? 90. Maşallah 90 yaşında hiç göstermiyor mu Allah? Ya Allah yok verdiği koruyor. Bir şey diyeceğim, sen nasıl besleniyorsun böyle? Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Kendi kendime besleniyorsun işte böyle. Sarımsaktan mı ya? Yok, sarımsağı gelinle ediyor. Oğlanla gelin ne ediyor sarımsağı, o gelini de. Demiyorum, sarımsak faydalı, yiyorsun ya. Ha onu yiyorum, sarımsağı yerim. Yedim, 90 yaşına kadar yaşadım mı diyor. Ya Allah bil işte, dedim ya, yukarıdaki yaşa diyor işte. Vallahi doğru söylüyorsun, Allah daha da çok ömür versin inşallah. İnşallah. Hadi ben gidiyorum şimdi, tavuklardan geçiyorum şimdi. Açam kız belli. Haçayın öğreten anası karı, yürüyüşünden belli, haçamız belli. Aşağı Özdamar. Ayşe teyze ne diyorsun sen burada ya? Haşkeş söktürüyorsun. Haşkeş söktürüyorsun. Hı. O kadar köy gezdik. Belki 40. belki 50. köydeyiz. Aha da ilk defa Çaltı'da bunu görüyorum. Camim hocası, babam Arca köyün camim hocası. Başıma toplandı genci kocası. Daşmış, sen yorulmadın mı be? Yorulmadım ya canım. Şimdi nasıl yapacağız, bir şey diyeceğim. Burada şimdi kuru var böyle haşhaş. Bu haşkeş. Tamam, ne yapacağız şimdi bunu, nasıl edeceğiz? Bunu dökeriz şuraya. Döktük. Biz onun üstüne bir şey mi döktün ıslaksan? Yok, bir şey dökmen. O kendi kendine ezilir. Kendi yağını çıkarıyor. Ha, kendi yağını çıkar. Bu ne güzel yazma, böyle yeşil yeşil takmışsın. Ama sen yani sanki biraz süslenmişsin biz geleceğiz diye. Sonra gençle yetti kız beni. Gençler mi etti? Yakışmış ama ha. Ama yar. Sen güzelsin ya demişler ki. Bu güzelin güzelliğini ortaya çıkaralım da şu yeşil oyalı yazmayı takalım. Vallahi. Sen sarın çubuğa, şu saçlarına sarın sen. Nasıl boyadın bunları? Ya ben bu Çaltı'da anlamıyorum. Evet. Konu çok enteresan yerlere geliyor ya. Bizim saçlar kara, seninki sarı. Niye böyle? Ya şimdi Ayşe teyze, sanki bilmiyorum boyadığımı. Beni konuşturuyor şimdi burada. Boya mı onlar demek? Boya tabii. Gına. Sen gına yakmıyor musun? Ben gelin olduğum gün yakındım. Bir daha hiç gına falan yakınmadım. Aha. Şey diyorlar hiç ama. Hiç gına yakınmadım. Elmanıma yakınım da başıma etmedim. Ama başına yakınca saçları besliyormuş ondan. Ne bileyim. Bir yakınayım bari sen dedin ya. Tamam. Ben gülüm yakın. Tamam, ikimiz yakını. Tamam.
Geldik şimdi yufkayı açalım yanına. Diğer tarafta ne yaptılar biliyor musun abla? Ne yaptılar? Ya açamazsın dediler, bana yufka açtırdılar. Açmadım, açtım. Açtım tabi. Sana da açtırabiliriz burada. Yok abla, ben onu geçen sefer yaptım. Az önce ettim ekmek ben onu. Ekmek piştirttirelim o zaman sana. Ha, ekmek pişiririm. Tamam. Ben yufkayı açtım yani, su böreği yaptım bir tepsi. Tabi kaynattım bile. Kaynattın mı? Aynen. Öğrenmiş olmuşsun ama. Öğrendim valla. Siz şimdi neli gözleme yapıyorsunuz? Börek yapıyoruz. Ne var içinde? Peynir, ıspanak, pırasa, akış. İçinde şey patates. Var mı? Sarımsak. Sarımsak. Evet. İçine. İçine ezdim mi? Bak. Ben şimdi onu yöne cevap verdi biliyor musun? Ben yapmadı ben. Çünkü içini bilmiyor şu an. Yapmadı içini. Tamam, ben içine hazırlayanlara soracağım o için. Tamam, sana bir soru onlara. Abla sor. Çalışmadığın yerden sordum galiba. Şimdi geldik gözlemelerin içine. Çünkü burada çeşit çeşit sarımsağın da kokusunu alıyorum. Nasıl yaptıklarını öğrenmeden olmaz. Şimdi neler koyuyoruz? Neli gözleme var? Haşkeşli. Yağıyla haşkeş. Tamam. Bu ne? Ispanak. Bakın. Ispanak. Biberi, kaymağı, ıspanağı, yağı bu da öyle. Tamam. Bunun içine pul biber de koyuyoruz. Pul biber var, karabiber var. Bak, şeylerimiz bak. Burada. Malzemelerimiz. Bak, devam ediyoruz. Dur. Bu da bak, pırasa. Bak, pırasalı ilk defa görüyorum. Sarımsağı, pırasası, sütü, kaymağı, kendi hayvanlarımızın doğal. Bunu böyle serptik. Serptik. Evet. Bunun içinde sarımsak, pırasa var, süt var. Süt var, kaymağı var. Kaymak var. Oh, vallahi var ya, vitamin deposu burası. Şu da üstünün domatesi. Üstüne bir de domates evet, koyuyoruz. Domatesi de üstüne şöyle hafifçe sepiyoruz. Hiçbir köyde görmediğim bir gözlemi burada görüyorum. Bastırdık. Çek şey oldu, böyle dolu dolu oldu içi. Evet. Attık sacağı. Saçta pişecek şimdi. Pişiricinin yanına gidiyorum. Abla bir şey diyeyim mi? Senin yer çok zor ya. Benim yer değil. Sen söyledin. Üç dakika yanacaksın şimdi. Dur kameraya dönelim biliyorum ama. Ama hani. Dur. Kız sen nasıl duruyorsun? Benimkisi de öyle zor. Ya dur. Geç bir yanına gel gel. Kör oldum. Yaktık adamı. Yaktık valla. Dur. Otur daha yanıma. Otur ya. Aman. Çekmişelim bari. Pişirelim. Ben az önce pişirdim de kamera yanlışlıkla kaydetmemiş. Olacağı bu pişmedi ama. Tam kızarmadı. Kızarsaydı güzel olacaktı. Şimdi bunu nasıl yapacağız? İyice altı kızaracak. Evet, kızardı mı çevirdin mi çok güzel olur. Hiç dağılmaz. Bak bu kadar pişirdim hiç dağılmadı. Ama bunun biraz sulu olunca domates i̇şte oldu mu? İşte şey oldu bak, kamerayı açınca seni buldu. Aynen dağıldım. O da beni buldu. Marifetsizliğim çıktı ortaya. Abla. Buyur canım. Seni niye buraya oturtturdular Allah aşkına? Bura bu, çok fena ya. Ne bileyim, kabuğum kalın diye beni buraya her zaman pişirttirirler bunlar. İyi ben gidiyorum, burada daha tamam. Fazla duramayacağım. Oldu, biraz çarptım. Hadi. Hadi güle güle. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ ol. Hatice teyze, bu köylü müsün? Bu köylüyüm. Hatice Çelik. Hiç gitmedim buradan. Ya buradayım. Bir oğlum bir kızım var. Maşallah. Sen de sarımsak yapıyor musun? Yapıyoruz. Tarlada. Tarlada. Ha. Var mı şimdi, ektin mi? Ekiyordun. Bir buçuk dönümde ektik bu sene. Maşallah. Şimdi ektilerdi. Sen de ektin mi? Burada gözlem açıyorduk canım. Onu demiyorum ha. Ya. Yani işte bu işe gelmeden diktik, önce bitirdin diktik, mi? Diktik. Dünlendik dik. Bak çalışkan. Dünlendik. Dünden dikmiş. Bugün de gelmiş burada yufkayı açıyor. Aynen.
Vallahi sizlere hoş geldin diye gözleme yapıyoruz yengeye. Vallahi eline koluna sağlık. Afiyet Cice olsun. Teyze. Senin var mı uzakta birisi? Isparta'da kızım var. Bir esnaf olun. Oğlum da kız hadi. Allah'a emanet olun yavrularım. Dere kumunu sere sere, dere beni götürse o yarın olduğu yere. Dere geliyor dere, ya delel ya delel, kumunu sere sere ya lelel. Al dere götür beni, ya lelel ya delel, yarın olduğu yere ya lelel. Amanın aman aman, zamanın zaman zaman, bizim düğün ne zaman ya lelel. Şimdi burada da mercimek yıkanıyor. Ondan sonra mercimek kavrulmaya gidecek. Peki mercimek neden kavrulur? Birinci soru bu. Oradan başlıyoruz. Bitlenmesin diye kavuruyoruz biz bunu. Yıkıyoruz, kavuruyoruz güzelce. Ondan sonra seriyoruz. Isçağına duruyor 200 saat. Ondan sonra bunu gelsin gel seriyoruz serinlesin diye. Ondan çuvala koyup satıyoruz. Yani bizim pazara gelen mercimekler hep kavrulmuş mu geliyor? Evet, kavrulmuş gelir. Biz bunu böyle kavururuz bunları. Böcülenmesin, bitlenmesin diye. Bunu yümeden getirdin, tarladan koydun mu, bu bitlenir. Bu da zahmetliymiş ya. Evet, zahmet. Hiç böyle şeyler olduğunu bilmiyorduk bunu. Şu mercimeği gösterelim mi şöyle? Gösterelim bir. Kameraya da gösterelim. Bakın değerli izleyiciler, çaltıda sadece sarımsak değil, aynı zamanda mercimek de meşhur. Ve gördüğünüz gibi tıpkı sarımsakta olduğu gibi bu da gübresiz. Tamamen doğal ve organik. Şimdi yıkadılar, elediler. Bitlenmesin diye artık mercimeği şimdi kavurmaya götürüyoruz. Hadi götürelim. Gördüğünüz gibi mercimek odun ateşinin üzerinde kavruluyor. Evet. Burası çok dumanlı. Biz dumana çok alışık değiliz. Şöyle gelsene abla. Ben de dedim ki bak Adile abla diyor ki sen şöyle gel diyor. O işi de bana bırak diyor. Kudret mi? Adile değil mi? Adile. O teyzemin kızıydı. Fark etmez ya tamam. Tamam karışık olsun yine. Kudret abla. Buyur. Bir spikerlik yap bakalım ya. Senin gibi. Ne diyeceğiz şimdi? Bir konuş bakalım ben de merak ediyorum vallahi. Ne diyeceğim. Burada bayanlar ne kavuruyorsun? Mercimek kavuruyoruz. Ya bu ne işlem yapılıyor? Şimdi oradan ilk baştan başla. Şahsı mercimeği kavuruyoruz işte böyle. Bitlenmesin diye kavuruyoruz diyorlar. Bitlenmesin diye kavruluyormuş. Bizim nöbetçi muhabir Kudret abla. Ama Kudret abla mikrofonu aldıktan sonra hareketi gördünüz mü değerli izleyiciler? Hareket şu. Sanki görmüyor orada ne olduğunu. Bu kavurmayı bir yakın çekim göster. Niye süpürgeyle yapıyorsun onu? İşte elimizle nasıl edeceğiz? Başka bir şey olmuyor mu? Ne olur da elimiz yanar diye demiyorsun işte. Böyle diyorsun ya. Hayır bir gelenek mi diye ondan sonra. Gelenek. Sevsek festivalimize hoş geldiniz. Antalya Dezem Gül'e, Halam Gül'e herkese selamlarımı gönderiyorum. Sevsek festivallerine hoş geldiniz. Bir taraftan da Çaltı köyünde gördüğünüz gibi festival hazırlıkları başladı. Saat 14'te festival açılışı yapılacak. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın burada bir konuşma yapacak. Ardından da ulusal sanatçı Hüseyin Kağıt'ın konseriyle sizleri baş başa bırakacağız. Burada her yerde sarımsak var. Her yer sarımsak. Sarımsak her derde deva dedikleri kadar var. Adım attığımız her yerde karşımıza sarımsak çıkıyor. Çaltı sarımsağı çıkıyor. Gördüğünüz gibi oyun alanları kuruldu, parklar oluşturuldu, sahne kuruldu. Köylüler de meydana gelmeye başladılar.
Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, elin kızı naziktir. Amanın küsmeye. Ben de balona çıktım bu sefer. Adın ne senin? Yağmur. Yağmur, bugün mutlu musun? Hem de çok. Neler yaptın? Çok eğlendik. Mısır yedim. Burada kaydıraktan kaydım. Her şeyi yaptık. Zıplıba bindik. Koştuk, eğlendik. Oh, çok güzel. Bugün burada ne festivali vardı? Sarımsak festivali. Seviyor musun sarımsağı? İşte çocuklar pek sevmiyorlar galiba. Burası kalabalıklaştı. Merhaba. Senin adın ne? Emine Cabre. Ne? Elini çek de söyle. Emine Cabre. Sen eğleniyor musun? Kayabilecek misin buradan? Kayarım ben. Hadi kay bakayım. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın eğmeye gelmez. Senin adın ne? Burhan. Burhan, sana ne yaptılar böyle? Bıyık. Sen bıyık mı seviyorsun? Hı hı. Eğleniyor musun bugün? Evet. Nasıl, bugün eğlendin mi? Eğlendim. Sen şarkı söylemeyi biliyor musun? Bilmiyorum. Hadi ya, tüh. Neyse, hadi o zaman hep beraber el sallayalım oraya, gel. Yavur kızı naziktir, amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller, eller ne derse desinler, o dilleri diyesinler. Amanın oynasın, eller diller kaynasın diller, eller... Çantada kuru tarım var demiştik. Sarımsak öyleydi, mercimek öyleydi. Bir şey daha var burada, o da bulgur. Gördüğünüz gibi bulguru şu anda yıkıyoruz değil mi? Amcam bir anlatsın, dur bakalım. Amcamın yanına gelelim. Amcam. Bu kendi ürünümüz. Evet. Bu kırmızı buğday. Kendimiz ürettiğimiz için burada yıkıyoruz. Vatandaşa bunu pişirip birer birer dağıtacağız. İnsanlar üretiyor. Bu insanlar organik üretim yapıyorlar. Her şeyleri doğal. Sarımsakları doğal. Mercimekleri doğal. Nohutları doğal. Kırmızı buğday doğal. Ve hiç içerisinde zira, ilaç, kimyasal bir madde yok. Organik gübre yok. Gübre de yok. Tamamen organik. Mutlaka bakın, çarşıya, pazara çıktığınızda gelen dostun çaltısının sarımsağını, mercimeğini, bulgurunu, nohutunu özellikle arayın. Arayın, bulun, alın. Alın, pişman olmayacaksınız. Çaltılılar Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Siyah Günaydın'ı davullarla, zurnalarla karşıladılar. Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Siyah'ın günaydınına çok büyük bir ilgi var. Çaltı köyünde coşkuyla karşılandı. Gördüğünüz gibi köylüleri de tek tek şu an selamlıyor. Müzik.
kahvaltı sarımsak olayını herkes biliyor. Artık simgeleşti. Fakat bu sarımsağı Türkiye'de meşhur etmek ve tabiri caizse kapış kapış satış yapmamız gerekiyor. Peki neden bu kadar önem veriyorsun? Evet, Çaltı sarımsağı incelettiğim netice sonunda bunun aroması en güzel bir, bu Çaltı sarımsağının aroması en güzel bir aromaya sahip. Yani diğer bir deyimle en kaliteye sahip demektir. Öyleyse bunun satışı kalıyor, yetiştirilmesi kalıyor. Onu da biz yapacağız inşallah. Biz derken Çaltıcı olarak biz yapacağız. Bir de Çaltı sarımsağı 10 ay, 11 ay dayanıyor. İsim vermiyorum, başka sarımsaklar bilmiyor. Türkiye'de birkaç yerde sarımsak üretiliyor. Ama hem aroması düşük, hem de dayanıklığı Çaltı sarımsağı kadar uzun ömürlü değil. Bakın bütün avantajlar, bütün olaylar Çaltı'ya gelmiş, Çaltı'ya. Ve şu anda diğer köylerimizin arasında, bakın ben önceki vizyonlarımı, görüşlerimi söylüyorum. Bu görüşler çok önemli ve bu görüşü de sağlayacağız, bu neticeyi de alacağız Allah'ın izniyle. Şimdi bu köyümüz ne oluyor? Diğer köylere elma mevsimine gelince yardıma gidiyor. Yine gitsin tabii. Çalışıyor. Hatta yövmeyle çalışıyor. İmece usulü çalışıyor. Bu dediklerimi biraz daha anlattıktan sonra bu netice olmuş, anlaşılmış olacaktır. O zaman bu köye başka köylerden buraya yardıma gelecekler. Çok sayıda insan burada çalışmaya gelecek bu köyde. Bu köye 15 yıl içerisinde bu köyden Isparta'ya, Antalya'ya, İzmit'e, çeşitli vilayetlere tam 1000 kişi göç yapmıştır bu köyden. 1000 kişi. 1-2 sene içerisinde bu köye 1000 kişi geriye göç edecek. 1000 kişi gelecek, burada bulunacak, çalışacak. Bakın burası numune olacak, örnek olacak. 1-2 sene de örnek olacak burası, fazla. Her köyün bir nimeti vardır, her köyün bir markası vardır. Buranın da markası sarımsak kardeşim. Burada sarımsak ön plana geçecek. Buradan belki de ihraç komisyonu kuracaksınız. Yurt dışına buradan tırlarla ihraç yapacaksınız. İnşallah biz de bu festivalin devamını getirerek dünyaya, Türkiye'ye, belediye başkanımız Yusuf Ziya Günaydın sayesinde inşallah emellerimize ulaşacağız. Bizim sarımsağımız da bir marka yolunda ilerleyip inşallah bu ürettiğimiz topraklı verimlerde ürettiğimiz mahsullerimiz inşallah iyi bir fiyata satılır, iyi bir reklamımız olur. Thank you.
alın, basmaya gelmez. Haydi basmaya gelmez. O dilleri yesinle. Şimdi ben vay vay diyeceğim size. Vay vay. Vay vay. Vay vay. Vay vay. Vay vay. Yaptım beni. Derdine bıraktım beni. Ölmezdi yollar, kırılan kalp tekrar sevmezdi yollar. O gitti bir daha, gelmezdi yollar. Söylesene, söyle, inanayım. Hep beraber söylüyoruz, alınız. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Sizi canımdan çok seviyormuşum. Sizi canımdan çok seviyormuşum. Mezar taşına bekleme yazdırdım boşu boşuna. Sevmemiş diyorlar Allah aşkına. Söylesene, söyle, inanayım. Söylesene. Saygıdeğer konuklar, değerli misafirler, Isparta Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın, değerli büyüğümüz, aramızda bir alkış alabilir miyim? Görmedi, yakıldı, yıkıldı, yine de sevdi. Ah o vefasında kıymet bilmedi. Aşkım
gözüm kör, kumar saldı. Doğru yanlışım ondan görmedim. Yakındır yıkıldım, yine de sevdim. Ah o vefasızlar, kıymet bilmedim. Herkesten bir anı saklarım. Herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek. Sevdalıyım, yangın yeri bu sinem. 90 yıldır çile çekmiş hep nine. Pınarlardan su doldurur emine. Mavi boncuk takışına ölürüm. Kışına ölürüm, ölürüm, ölürüm. Havayım, barım. Toprağım, ekmeğim, namusum, arım. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım. Heybelerin akışına ölürüm. Akışına ölürüm Türkiye, ölürüm Türkiye, ölürüm reisim. Şimdi kalori yakma bölümüne. Allah'ım diyor, kendim için bir şey istemiyorum. Anama güzel bir gelin verdi ya. Ben de kendim için bir şey istemiyorum. Yani kendi kalori, ben zaten zayıf bir insanım. Fazla kalorim yok. Sizler için. Hani eller nerede? Hani omuzlar nerede? Ver coşkuyu, ver ceyran. Sabahından esen sen yeni mi? Benim gönlüm divane mi, deli mi, aman? Ver gazı! Hazır mıyız? Hıçkırık tuttu beni, tuttu da bu, tuttu beni. Boynum büyük.
Şak 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 şak. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Siyah günaydın. Çaltı'da konuştu. Bu köyde umut var dedi. Bu umudun adı da sarımsaktır dedi. İddia ediyorum Çaltı sarımsağı dünyaya meydan okuyacak dedi. Bu güzel mesajlarla son veriyoruz. Gelen dost Çaltı'daki birinci sarımsak festivaline basın kulübü olarak köylere ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Şimdi size Hüseyin Kağıt konseriyle baş başa bırakıyor. Aranızdan ayrılıyoruz. Tempoyu düşürmüyoruz eller. Yorulmak yok. (Gülüyor)